tarih taramaların içerisinde alacağım ben onları. Daha sende neler var ben biliyorum. Neydi o? Ne gazeteydi senin? Geçmiş gazete. Geçmiş gazete. Geçmiş bir gazete. Şu senelerini bir söylesene Allah aşkına, kayıtlara geçsin diye. Hangi seneden hangi seneye kadar taradın sen? İlk Türkçe çıkan gazete 1929 yılı Kasım sonu, yanlış hatırlamıyorum 27 Kasım'dı galiba, akşam gazetesi. O zamandan 2000 yılına kadarki süreçte her gün için bir gazete var içerisinde. 2000 yılına kadar. 2000 yılına kadar. Son 10 kıymetli 10... izleyiciler, yakında buralardan çok ilginç hikayeler duyacaksınız. Ben alırım vallahi birkaç tanesini. Çünkü inanılmaz bir arşiv. Sende bir şey geliştiğini düşünüyorum bu. 29'dan 2000'e kadar ne kadar sürede taradım bu kadar şeyi, sürekli ilgilendim bir dönem öyle biliyorum. Ya aslında güzel hikayesi var. Acık hani uzundan anlatayım. Hayır, onu sonra anlatalım ama şeyi, bir şey söyleyeceğim orada. Mesela bir sürü insan, sen bunu ilk kısa bir cümleyle anlattığında seni pösteki sayıyormuş gibi görebilir. Yani ne uğraşıyorsun? İşte şey var. İşte bilgisayarda kayıtları var. Git bak falan diyebilir. Ama şunu merak ediyorum. Sende bir, ben onu gördüğüm için, örüntü gözü dediğim bir şey gelişmiş gibi duruyor. Bu kadar geçmişe bir insan zihniyle uzun süre meşgul olarak ve yüksek motivasyon ve aşk ile baktığında geleceğe dair bir şeyleri farklı şekilde öngörebilme yeteneği geliyor mu insana? Geçmiş gazeteye slogan olarak geleceği bilen tek gazete diye çıkmıştık ilkinde. Bak işte. O, hani o hikaye tam da bu söylediğine denk düşüyor. Yani tuhaf bir şey fark ediyorsun. Çok hızlı ve peş peşe gazete okuduğunda, olaylar mekaniğiyle baktığında. Bu arada gazete okurken ana medya okuyorsun aslında. Yani ve o kadar da akademik ya da işte köşe yazarlarının detaylarını okumuyorsun. Olaylar akışını görüyorsun. Ama böyle bakınca Türkiye tarihinin nasıl geçtiğine, bize anlatılan ya da kitaplarda okuduğumuz tarihten bambaşka bir tarih var. Yani o böyle kitaplarda okuyup anlayabileceğimiz bir şey değil. Kitaplarda okuyup anladığımız şey, hep birilerinin anladığı bir şeyi anlıyoruz biz. Halbuki olaylarla bakınca, yani mesela trafik kazalarını nasıl yaşadığımız, nasıl evlendiğimiz, nasıl boşandığımız, işte ne bileyim 3. sayfa haberlerinin tipinin nasıl değiştiği, araba satın alma, ilanlar, işte kadın güzelliği, cinsiyet ayrımcılığı, işte hani o kültürün akışı o kadar tuhaf ki, işte biz ne zaman mesela sadece gazeteye bakarak şey ayırt edebiliriz, yani biz ne zaman NATO'ya girmişiz gün gün görebilirsin. Yani bu çünkü, şey time-lapse filmler gibi galiba. Aynen öyle, yani böyle tap 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 gözünün önünden geçince ister istemez mesela gazetelerde kocaman kocaman işte anne evde bulaşık yıkarken baba işten yorgun döner ve ayaklarını uzatır. Çocuklar oyun oynar ve ders çalışır bölümü başlıyor. Biz NATO'ya girdikten sonra 1950 küsür. Ben hani şeyde, hatırlıyorum. Şeyde yani uzunca bir sürede devam ediyor hikayede. Hani o darbeleri nasıl yaşamışız, sosyal kültürümüzü nasıl yaşamışız? İlk mesela 1980'ler sonrasında işte yaşasın kapitalizm, Özallar Mözallar hikayesiyle beraber cinsiyet devrimi yaşıyoruz biz. Ama kimle beraber yaşıyoruz? İşte Seda Sayanlar, İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoylar'la beraber hani bir cinsel devrim ya, tuhaf bir cinsel devrim. Ahlaken çökme diye tarif edebileceğimiz ölçekte manşetler ya da işler görüyorsun. Bak galiba o dönemi bildiğim için mesela şu andaki rezaletler bana pek rezaletmiş gibi gelmiyor. Biz aşılı adamız yani. Neler neler olur diye. Herkes bir hamile kalırdı, bir şey olurdu. O onun kimin eli kimin cebinde belli değil falan. Böyle. Yani çok arsız gazete manşetleri var. Evet, evet. Ben şunu şu zaman seninle şunu yapmadı mıydım falan diye manşet var yani. Bir ara isim vermeyeyim, bazı gazeteleri gazeteci, yani gazete satan bayilerde gördüğümde başlıklarına bakınca saçlarım uçuşuyormuş gibi gelirdi. Böyle bağırıyor gibi yani, anlatabildim mi? O kadar büyük ki böyle sarı, mavi falan fontlarla yazılmış. Evet. Geleceği bilen tek gazete derken... Yani, rutin döngüleri görüyorsun. İşte yani, onu kastediyorum. O sana bir öngörü imkanı sağlıyor o zaman. Evet, yani aslında biz 1960 yılında şu andaki teknolojik gelişmelerle alakalı hemen her şeyi zaten söylemişiz. Hep uçuyoruz. Ha. İşte hep tabii, elimizde telsizler bilmem. Teknolojisinde ona kör nokta diyorlar ya, işte teknolojisini bilmiyoruz nasıl yapacağımızı ama ne yapacağımızı biliyoruz. Yani çizilmiş işleyişler, ne yapılacakları falan. Kültür tuhaf sadece. Hani mesela onun bugüne yansımasını da ölçebiliyor insan. Mesela ve nihayet hidrojen bombası diye manşet var. Allah'a şükür. Yani çok memnunuz hidrojen bombasının temize keşfinden kaynaklı diye. Kocaman, önemli, ciddi bir gazetenin manşeti var. Çünkü o dönemde ona bir teknolojik beklenti, daha doğrusu başka siyasal anlamda çatışmalarında getirdiği bir beklenti var. Onlar şimdi okurken aslında ne konuştuğumuzu ve yakın gelecekte neyi konuşturtmak için şimdi bunları konuştuğumuzu anlamaya neden oluyor. Turgut Özal sence doğal yollarla mı öldü? Bir suikaste mi kurban gitti? Biliyor musun? Bilmiyorum ama şüpheli bir şey tabii. Yani. Ama bilmemiz de mümkün değil, değil mi? Tabii ki. Okeydir.
Uğur Mumcu'yu tanıyor musun? Elbette. Ne zaman öldü? 91 miydi? 94 miydi? O civarında bir şey galiba. Okeydir. Bunu gerçekten doğru bilmenin hiçbir önemi yok. Yani ne hatırladığımızın... Oradaydım da işte Ankara'daydım. Evet, ne hatırladığımızın bir şeyi var. Uğur Mumcu önemli bir siyasal gazeteciydi. Gerçekten yani. Gazeteciydi. Hani şeyin içerisinde. Arabasında, aracında bomba konularak öldü. Evet. Bir şeyin içerisinde. Adnan Kahveci kim tanıyor musun? Evet. Ekonomi Bakanıydı. Türkiye'nin önemli bir ekonomi bakanıydı. Çok dürüstlüğüyle tanınan bir ekonomi bakanıydı. Hatırlarsın hani duygusunu. Nasıl öldüğünü hatırlıyor musun? Bir araba kazasıydı. Trafik kazasıyla öldü. Hangi yılda öldüğünü hatırlıyor musun? O civarlarda gene. Ki 93 diyeceksin galiba sen bunlara şimdi. Evet, baştan hani ipucunu öyle verdiğim için şey içerisinde. Bir dakika ya, biz şimdi ayıldım bir dakika, evet. Bak zihin denk gelmeleri sever. Evet. Temmuz, 1 Temmuz olaylarını hatırlıyor musun? Sivas. Ya tabii. Okuldaydım hatta o zaman. Okuldaydın, otel yakıldı, içeride 37 kişi öldü falan filan hikayesi. Tarihini hatırlıyor musun? Şimdi artık biliyor olacaksın. Tövbeler olsun. Şeyde. 33 askerin otobüsten indirildiği zamanı hatırlıyor musun? İndirilip kurşuna dizildiği yolun kenarında. Çok infial oldu. Hepimiz çok duygusal olarak etkilendik. Tarihini hatırlıyor musun? 93. Eşek Bitlis'i hatırlıyor musun? Uçağı buz tuttu. Şeyin içerisinde. Helikopter düşmüştü. Düştü. Şeydi. O da mı aynı sene? 1993 senesinde. Şimdi tekrar soruyu soruyorum. Turgut Özal doğal yollarla mı öldü? Bir suikastle mi kurban gitti? Bilmiyorum. Şimdi ama ne kadar insan tuhafsıyor değil mi? Tabii. Aynı dönemin bir cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı, ekonomi bakanı, önemli bir gazetecisi, iki tane toplumsal infial yapabilecek şeyi 1993 yılının içerisinde. Bu arada Turgut Özal da 1993 yılında öldü. Şimdi şimdi bu biz bu olay Endonezya'da olsaydı darbe olmuş ya orada derdik. Daha mı? Şimdi Türkiye'de olduğu için, içinde olduğumuz için bunu ayırt edemiyoruz ya da bunu hani ya, ayrıştıramıyoruz. Isıtılan kurbağa modu değil mi? Evet. Yani hani bunu ayrıştıramıyoruz ya da burada ne olduğunu anlamıyoruz. Ben şu anda samimi olarak yani üniversitenin son iki senesini okuduğum 93 yılında vallahi zihnen geri gidip böyle bir yıl mıymış diye şu anda şokum yani. Hakikaten hepsi 93'te olmuş demek ki. Çünkü 93 yılında biz kültürel olarak başka bir kültür grubunun içerisinde alınıyorduk. Şimdi bunları da hep geçmiş kasteden yani oradaki daha doğrusu o akış mekaniğiyle hissedebiliyor insan. Hızlı hani bakınca. Şeyin içerisinde. Biz modernize oluyorduk ve artık bireysel sorunlarımız vardı. Birey olarak insan yalnızlığı, kent içerisindeki insanın modernleşmesi sorunlarını konuşuyorduk. Toplumsal anlamda bunu görmekten yavaş yavaş uzaklaştığımız, hani adım adım hani o süreci geçirdiğimiz bir dönemdi. O yüzden biz buna böyle konsantre olmadık ya da olamadık ya da anlayamadık ya da anlaşılacak bir şey de yok belki de. Bu arada bu hala bir komple teorisi olabilir. Konuştuğumuz hiçbir şey ispatlı değil. Sadece başka bir örüntü grubu seçip kullandık. Hani şeyin içerisinde mevzuya. O yüzden geleceği bilme. Yani şimdi bak işte bak ya bir taraftan da şu var şimdi böyle bir slogan var ya kafamızda yani yarını görebilmek için tarihi bilmek lazım. Abicim tarihi nasıl okuyorsun ya? Tarih dediğin nedir? Mesela bizim ders kitaplarındaki tarih Avusturya Macaristan Beliahtı'nı geldi Sırp'ın biri vurdu dünya birbirine geldi. Böyle tarih mi olur ya? Ya o adam onu vurana kadar arkadaş kim bilir neler oldu? Hani daha evvel konuştuk ya seni sen yapan nedir? Tarihi inşa eden şey de nedir? Aslında soru aslında böyle bir okuma gerekiyor tarihi için yani. Yansız, yorumsuz, anekdotal birinin kafasında birleştirilmemiş ham filmi görmek lazım. Dolayısıyla ben şimdi mesela sağ ol, gençlere hep verdiğim tavsiyenin ne kadar haklı olduğunu bir daha anladım. Belki bunu da tarzsız, buna katılmayabilirsin ama bırak diyorum tarihi, politikayı bilmem neyi. Çünkü onlar sana bir şey vermiyor. Ama tarih okuyacaksan artık böyle oku diyebileceğim bir yöntem var. Geçmişe yönelik bak, kendin bak. Yani git olayları kendin gör. Yorumlarını, anekdotal biriktirmeleri okuma. Çünkü onlar hakikaten bir tarih bilgisi sağlamıyor. Onlar bir yönlendirme aslında, bir manipülasyon. O yüzden bana çok şu anda bir faydalı oldu. Ulaşabiliyoruz mu biz bu şey arşiv var mı bir yerde? Geçmişgazete.com. Elbette seçilmiş bir içerik var içeride. Yani hani bu mekanikten ulaşamıyoruz. Ama yani hani data içinde konuşuyoruz. Ama ben sana bunları anlatacağım yani. Çünkü yani çok kıymetli bir şey gerçekten. Yani keşke olsa 1800 küsürden bugüne kadar hani 2018'e kadar 19'a kadar olsa bir sistemimiz ama. Çok eğlenceli bir tarihi var. İşte bu örüntü dediğimiz şey galiba bu değil mi? Aynen öyle. Yani. Bu örüntü meselesi coşacak. Yani ben birkaç senedir ben uydurmuştum o ismi bir şekilde anlatırken bir şey bulayım diye. Yani öyle bir bilimsel isimlendirme gibi değil ama şu anda bakıyorum mesela kitaplarda sıklıkla rastlamaya başladım. Kalıp diye çevriliyor. İngilizce işte pattern sözcüğünden. Artık yani yavaş yavaş bu detaya girme alışkanlığımız, mık mık inceleme alışkanlığımızdan biraz geri çekilip hayata biraz büyük bakmayı becereceğiz galiba inşallah.
Örüntü kelimesinin abisi sen misin? Gerçekten. Abisi derken ya uydurdum diyeyim. Nasıl bir metodik bir şey yok. Biraz şeye benziyor bizim dildeki şu ilk Türkçeleştirme çabaları var ya, o da Sait Faik ne demiş, bildiğini uyduruyorduk canım demiş, bir metodolojimiz yoktu falan. Benim de biraz öyle, çünkü şeyi sevmedim, örüntüye kalıp demek hoş, kalıp sınırlandırıcı bir şey ya, kalıp tercümesi hoşuma gitmedi. Sonra biz işte yaşam okulunda örüntüler falan hep anlatıyordu arkadaş, örüntü örüntü dedim ya bu kelime güzelmiş, onlardan çaldım aslında. Beynin bu algılama sistemi hakkında kullandım, bayağı da bir oturdu, benim de dilime oturdu. Ve şimdi bununla ilgili de bir yeni çalışmam var inşallah. Onu da spoilerını buradan vereyim. Yani örüntü beyni üzerine bir şey yazacağım. Örüntü algılama sistemini biraz daha günlük hayatta, yani aslında nasıl kullanıyoruz ve belki nasıl geliştirilebilir? İşte örüntüye dayalı eğitim diye bir şey var mesela. Şu anda çocuklara 5 kutu karalatmaktansa bir başka yolu var. Zannediyorum. Tam emin değilim. Konuşacağız onu. Tamam. Konuşacağız. Onu da bir bölüm konusu yaparız. Bu arada Hicret'in bir sorusu var galiba. Konuyla alakalı. Toplum içerisinde yaşadıklarımızdan bahsettik. Bunları nasıl hatırlamadığımızdan. Hani bireysel olarak yaşadığımız bazı travmalardan daha az hasar alabilmek için bilinçsizce savunma mekanizmaları kullanıyoruz. Acaba toplumsal olarak da o senede böyle bir savunma mekanizması kullandık mı? Kullandıysak neler? Olmaz mı? Tabii yani acayip şeyler var. Şimdi bir kere travma... Ben hani burada psikolog gibi konuşmayayım ama gene beyinci tarafından kendimi güvenceye alarak konuşuyorum. Ya, travma kaçınılmaz bir şey yani. Bir şekilde hayatta biz bunu yaşayacağız. Bir şekilde başımıza gelecek. Travma olmadan, yani sıkışma olmadan zaten gelişme olmuyor bizde. Böyle bir durum var. Bir kere travmalar zaten bir araç. Ama bu travmayı dönüştürebilmek, aynı zamanda ona bahane bulabilmek, onun olumlu sonuçlarını bir şekilde kafamızda arayıp bulabilmek gibi bir beceri de gerekiyor. Yoksa ne oluyor? Travmanın içinde boğulup kayboluyorsun. Ha bak, biraz önce 93 Harbi'ni konuşurken, 93 Harbi diyeceğim artık, 1993 aynen harp gibi bir seneymiş. Eğer onu bu şekilde sıkışık bir sene içerisindeki böyle bir tantana olarak aklımda sürekli tutsam, buna bir çözüm bulmak zorundayım. Mesela benim beynimin, daha doğrusu toplumsal zihnin, senin araştırmanla gördüğümüz o toplumsal zihnin vurduğu çare ne? Bu bütün olayları yaymak, o şeyi çözmek kafada, hani onları uzaklaştırmaya çalışmak. Hikayeler yazıyoruz, mitler ama bu çok iyi niyetli oldu. Bunun iki tarafı var ya şimdi, hani pisliğim mi de atayım hani konuya. Bu bireysel bir çözümümüz de olabilir ya da dış etki de böyle olabilir. Bu da aynı tarihte hatırlama. Tabii. Yani hani, bu sadece benim becerim. Bunu mesela bilmiyorum teknik olarak çözdüm. Yok. Yani bu zaten zihin manipülasyonu dediğimiz şey, o hükümsüzleştirme, tarihi yeniden yazma, zihin inşa etme, rıza inşası, Noam Chomsky'nin söylediği, hep böyle işliyor. Yani sen diyorsun ki mesela iyi ki olmuş. Belki başına berbat bir şey geliyor. Belki iyi ki olmuş diyorsun. Yani bize bunu hem yaptırıyorlar ama nasıl yaptırıyor? Biz buna meyyaliz zaten. Böyle bir zihinsel şeyimiz var, donanımımız var. Geçmişe dönük bakıp onu kafamıza göre reorganize edip bir daha sıraya koyup diyoruz ki biz önümüze bakalım. Yani yaptığımız şey bu. Hiçbir zaman tarihi fotoğraf, video kamera gibi hatırlamıyoruz. Öyle yok. İşte travmaları aşabilmemizi de sağlayan şey bu. Zaten toplum dediğinde kimden oluşuyor? Senden, benden. De burada oturup konuşurken Mustafa gibi arıza tipler olmasa biz bunları hayatta fark etmeyeceğiz yani. Bu arada yani hani zihinsel olarak yani profesyonel arıza sensin gerçekten. Hani işte çok hamdolsun. İyi metodoloji kullanıyorsun konuyla alakalı. Her seferinde fark ediyorum yani. Hani çağrışımdaki kullandığın zincir kurma biçimin bence çok iyi. Yani iltifat için söylemiyorum, tespit için söylüyorum işte gerçekten. Abi, küçükken çok halt yersen bahane bulmak için gereken devreler çok gelişiyor zaman için. Onu oraya bağla falan filan. Cem Yılmaz'ın hani kız çocuklarının yalan söyleme becerisini geliştirmesiyle ilgili. Neredeydin kızım? Borcularla ders çalışıyordun babacığım. Ama taytım onlarda kalmış. Evet, güzel. Aynı şey yani, ben de kız çocuk olmasam da çok bahane uydurmak zorunda kaldım. Herzelerim çok olmuştur yani küçükken. Oradan geliyor. Geçtiğimiz hafta içinde yan komşum telefonu açtı. Kuzguncuk'ta işte 10 seneye yakındır komşum. İnsanlar Kuzguncuk'ta yaşıyor ya, sinir oluyorum size. Kuzguncuk bilmeyenler için enfes. Burası da fena değil ama. Burası da güzel ama Kuzguncuk ayrı. Evet, kendi içinde bir değişik kafası var. Bana dedi ki, ben dedi sana bir tane yeni yıl hediyesi aldım dedi. Ne güzel komşularım varmış ya. Kitapçıda, Kuzguncuk'un bir tane kitapçısı var böyle kültür merkezi gibi de falan. İsmini de söyleyeyim, Nail Kitabevi diye. Ay Nail, köşedeki yer. Ha, köşedeki yer. Nail Kitabevi, seni seviyoruz. Dedi Nail'e uğra, al hediyeni.
almaya gidene kadar çok kafamda düşünmemişim ama mesela yeni yıl geliyor falan işte yeni yıl, yeni süreç bilmem ne. Yeni yılla alakalı hep şey diye düşünmüşüm. Yani ne kadar çok zaman geçti. Hani öyle işaret koyma, bir şeyi işaretlemede hep zihnim şöyle yorumlamış. Yani o yıllar geçti, yıllar geçiyor. Bak yepyeni bir yıl geliyor ama yepyeni bir yılı yeni yıl olarak değil de geçirdiğimiz yılların bir işaretiymiş gibi algılıyordum. Ta ki hediyemi alana kadar. Nilüfer'e gerçekten teşekkür ediyorum. Hediye oyunlarla alakalı güzel bir kitap seçmiş benim için. Hani lezzetli mevzu ama o yeni yıl yeni hediye sürpriz bir şey olması işte hani ummadığın bir yan komşunun sana bir kitap hediye ediyor olması yeni yıl hevesi ya da üzerine yepyeni bir sürecin başlayacak olması gibi yeni bir şey başlattı zihninde o yöntemsel açıdan. Yani çok pişmanlıktan ziyade umuda dönüştü. Umuda dönüştü evet. Ya da yani böyle güzel bir şey olması umudu da dönüştü. Hani böyle insan kendi içinde düşünerek öğreniyor ya bir sürü şeyi yani hani çok rahatlıkla insan kendini şeye ikna edebilir. Her doğum günü, her yeni yıl, geçmişi hatırlama bilmem neyle ilgili bir şeydir der ve bunun doğru olduğunu zannedebilir. Halbuki yepyeni bir şeyi fark edince doğru başka bir şeye evriliyor. Yani hani aksine bu dönem yeni bir şey düşünme, planlama, heyecan duyma falanla alakalı bambaşka şekilde de algılanabilir. Benim için çok eğlenceli küçücük bir işaretti herhalde unutmam ömrüm boyunca. Hani oradaki küçük süper değişim. Bir şey. Ya bu bahaneyi küçümseyen bir çevrede büyüdüm ben aslında. Şimdi argüman doğru mesela benim genellikle büyüdüğüm çevrede yakın akrabalarımda falan böyle bir bu tip tarih dönüşümleri özellikle de biraz hani yılbaşının hani işte bir Hristiyanlık dinine falan da yaslanan bir tarafı var ya onunla ilgili böyle bir yok görme hali vardı. Mesela ya ne olacak canım bir sayı değişiyor yani hayatta ne değişiyor ne var bunda. Hatta biliyorsun hani alternatif yılbaşı kutlamaları falan bir dönem hala var mı bilmiyorum böyle bir coşmuştu. Yani aslında bir sembol olarak niteleniyor ama. Doğru. Sadece bir sayı değişiyor. Kozmik alemde bu yılın hiçbir anlamı yok. Yani bizim uydurduğumuz sayılar bunlar. Ama bunun içerisinde insan zihni aynen senin dediğin gibi merhaleler ve bahaneler arıyor. Yani niye diyetlere pazartesi başlıyor millet? Yani pazartesinin ne özelliği var diğer günlere? Yani en çok diyetin başlanıp da bozulduğu gün olması dışında bir özelliği yok. O pazartesi bir başlangıç bahanesi. O ay başı maaş bahanesi. Yoksa ayın 12'sinde niye maaş vermiyorlar? Niye 1'inde ya da 15'inde? Hani biz zihnimiz bu bahaneleri seviyor çünkü epizodik çalışıyor böyle, bölümsel çalışıyor. Aslında bu bahane kıymetli bir bahane. Fakat şöyle bir sorun var. Eğlenceye boğup, eğlenceyi burada tam literal anlamıyla, etimolojik anlamıyla durma ve kafayı dağıtma. Eğlenme, bekleme demek aslında. Beklemeye bağlayıp, o bahaneyi ıska geçme şansımız var. Mesela eğlenelim, coşalım. Çok güzel bir şey. Eğlenmek iyidir. Hani have fun İngilizcesini söylüyorum. Böyle hoşa giden bir şeyler yapmak güzel ama bu sırada da mesela bu bahanelerin bize sağlayacağı bir şey var. Ben birkaç senedir yani özellikle yılbaşı gecelerini bunun için değerlendirmeye çalışıyorum. Yani sanma ki evde böyle kokuma kuş gibi oturmuyorum. Öyle bir şey yok ama bir ara birkaç dakika ben bu bahaneyle neye cesaret edebilirim düşüncesi yerleşmeye başladığında o bahane çok işe yarıyor. Çünkü her bahane bir cesaret bahanesidir aynı zamanda. Yani şimdiye kadar bunu yaptık, bunu yapmadık bakıyoruz ya geriye. Tamam bir bahane geldi, hadi bakalım. Yani şunu bir değiştirelim abi, şunu şöyle yapın. Küçük bir şey ama o küçük bir şey işte büyük fark yaratabilecek. Hediye çok güzelmiş bu arada. Mesela bir kitap, bir girmediğin bir konuya girmek, düşünmediğin bir şey düşünme, gitmediğin bir yere gitme. En azından sene içinde planını yap. Canım 6 ay sonra ben gidiyorum abi buraya. Aç interneti, al biletini, bir şey yap. Yani orayı kapat, bağla ve ona cesaret et gibi. Bir şey olursa yılbaşı çok faydalı. Böyle bahaneler çok faydalı. Çünkü bizim zihnimizin ihtiyacı varmış buna. Ben yıllar, insanlar boşu boşuna deli ya da sembol savaşı yaptıkları için kutlamıyorlarmış bunu. Bunun bizim zihnimiz için bir ihtiyaç olduğunu anlıyorsun zaman içerisinde. Ve mesela geliyor da işte bir tane. 2019 oluyor değil mi? Çok geçmiş. mesela 2019'da benim mesela cesaret etmeye kalktığım bir şeyler var. Yani var? Kendimce. Hadi dedikodunu yapayım. Yani dürüst olamam. Çünkü çok özel. Yani şimdi sen bunu yani yayınlayacağız bunu şimdi. Millete nasıl söyleyeyim ama. Hani fazla şey, intim bir şey, içsel bir şey yani. Şimdiye kadar kalkışmadığım bir şeylere kalkışacağım. İnşallah. Bilmiyorum ama o tarih değişimi özelinde başka da bir bahane bulamadım buna başlamak için. Yani o ne kadar hani bize duygusal olarak bir şey var ya onun. Yıl değişiyor abi. İşte attığın tarih değişecek neticede. Oraya bir bağladık. Bakalım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olmasa bile
Bak bir beyinci olarak söyleyeyim burada özellikle yani dinleyenlere o mesajı hep vermeye çalışıyorum anlattığım zaman. Cesaret devresi ettikçe gelişiyor. Yani cesaret ettikçe devre gelişiyor. Mesela 10 kere sigarayı bırakmaya çalıştım, lanet olsun bırakamadım. O tamamen bir kayıp değil. O cesaret ettin ya devre kuvvetleniyor. Gerçi arkadan başlama devresi de kuvvetleniyor ama yani gene de bir cesaret hamlesi öğreniyorsun onu yolda. Dolayısıyla yani cesaret etme bahanelerini kaçırmamak lazım. Öyle hafta başı diyete başlayıp da bozmak çok da kötü bir şey değil. Yani neticede Mark Twain demiş ya sigarayı bırakmaktan kolay bir şey yok. Ben 20 kere bıraktım diye. Tam onun gibi bir şey yani. Tabii. Böyle yani bu aynı zamanda kazanımları da unutmamak lazım. En çok tutulan vaatler yılbaşında verilmiş vaatlermiş. Hani o ay başı ya da işte haftada pazartesi bilmem neden çok hani herhalde daha büyük bir ağırlık kapladı ya da tabii nadir geldiği millet için. Millet vergi bilmem yani bütün şartlar zaten bizi zorluyor. Ama şey çok ilginç. Ben mesela hani burada bilmiyorum siyaseten çok doğru politik olarak korrekt bir konumudur ama yani mesela yeni yıl karşıtlığı yani işte bu yılbaşı kutlama karşıtlığıyla ilgili de benim gözümü açtıran Louis C.K. diye bir komedyen var Amerika'da. Bana çok benzetirler tipini, benim kızılım. Onun anlattığı bir şey var. Diyor ki ben diyor çocuklarımı çok dindar yetiştirmiyorum diyor. Yani öyle pek bilmem diyor çünkü yani öbür tarafta ne olacak konusunda pek bir fikrim yok. Ama diyor bütün dinlere saygılı davranmalarını söylüyorum. Sadece Hristiyanlara biraz daha saygılı olun diyorum diyor. Tabii seyircide beklenti oluşuyor acaba niye falan diye. Çünkü diyor Hristiyanlar kazandı diyor. Böyle bir bekliyor. Seyircilerde de beklenti. Kazandılar diyor. Hangi senedeyiz diyor. Bu sene diyor 2017. Neden beri 2017? Ne bu 2017? İşte İsa'dan beri 2017. Demek ki diyor adam bir şekilde tarihe damgasını vurmuş kardeşim diyor. İşte ondan sonra da şeyi örnek veriyor. Orta Doğu'da diyor cihatçı diyor. Bombayı bağlamış. 2019 diyor bizim yılımız var. 2019 bir kere kullandığın yıl zaten adamın yılı. Yani neticede üzerinde çok düşünmediğimiz zaman bu tip tarafkirlikler ya da karşıtlıklar eğlenceli gibi gözüküyor ama altı boş. Yani hazır elimizde böyle bir bahane varken kardeş olalım, coşalım, taşalım. Hani bunu bir hakikaten cesaret ve yaşama bahanesine dönüştürdükten sonra nereden gelirse gelsin. Çok da umurumuzda değil. İlla bunun bir kültürel kökenlerini bilmem neleri sorgulayacak kadar zaten zihin enerjimiz yok. Bırak kaptır gitsin yani kullan. İyi bir şeye vesile olan her şey güzeldir. Ama tabii işte bunu anlayabilmek için biraz yaşamak gerekiyor galiba. Dinde bile yeri var abi. Bid'ata sene diyorlarmış buna. Sonradan girmiş ama iyi olan şeyler. Yani işte mesela ne bileyim kabiri ziyaret etmek ya da bilmem neyi. Kabir ziyareti gerçi problemli diyorlar ama. Yani işte birilerine yardım etmek, bir şey yapmak. Bunlar bir yerde yazmasa da güzeldir. Devam ettirelim. İşte şu günde şunu yapmak falan filan gibi. Dolayısıyla çok kasmamak lazım. Bu konuyu niye özellikle şimdi bu muhabbet aklıma getirdi? Öyle bir enerji kaybettiriyor ki sadece bu değil bu tip şeyler altının bilmediğimiz niye yaptığını bilmediğimiz nedenini bilmediğimiz otomatik tepkilerimiz hele ki duygusal olanlar. Bana daha evvel işte Özal kazayla mı öldü suikastla mı öldü diye bir soru sordun. Şimdi net cevap aklımda çok belli bilmiyorum bunu söylemem lazım. Duygusal sistem hemen oradan çıkıyor diyor ki bir dakika hayır şöyle. Yani orada bana bir şey dedirtmeye çalışıyor. Sanki biliyormuşum gibi. Çünkü duygusal sistem çok ikna edicidir. Ama duygusal sistemin üzerine düşünceyle gidersen, duygusal sistem diyor ki bir dakika ya tamam o kadar da coşmaya gerek yokmuş. O yüzden düşünce lazım yani. Düşünce duygunun asası gibi. Yani gerçeği bulma yolu gibi. İşte bu vesilelerde durup biraz düşünürüz inşallah. Bu yılbaşı gecesi herkesi kukuma kuşu gibi düşünürken tahayyül etmek istemiyorum lütfen. En azından coşma buna bir süre ayırma. Yani azıcık zaman verme. Ya yatmadan falan. Önce kafa çok iyi değilse hani biraz düşünmekte fayda var. 2019'da teknolojik olarak ya da işte ne bileyim sosyal olarak bir şey olarak ya bunu artık çözseler ya da şu artık bitse dediğin bir şey var mı? İki senedir net olarak var. 3 sene diyebilirim hatta. Beklentim şu, şoförlerin imhası. Yani şoförsüz araba işi. Yani artık bunun oturması... Bizim o da şoförlerin imhası demeyelim. Tabii ben dahil. Ben de bir şoförüm, ben de araç kullanıyorum. İmhası. Yani ama tamamen ortadan kaldırılması. Yani kalıcı olarak. Niye? Ya bugün işte internet tabanlı sistemlerle biz yol bulurken bile navigasyon kullanıyoruz. Şu anda ben bu azıcık kıt aklım ve teknik bilgimle... Bunun çok rahat yönetilebileceğini biliyorum. Yani şehirdeki insana acıdığım için bunu söylüyorum. Ve 2025'te insanların yarısı şehirde yaşayacak. Trafik sorunu herkesin derdi olacak. İstanbul zaten geçiyorum. Burası ayrı bir tantana. Ama
Bir an önce şu artık sürücüsüz otomobillerin uydudan GPS'li kontrolüyle trafiğin otomatik dağılım sisteminin yapay zekaya bağlandığı falan. Artık yapsın biri Allah aşkına. En azından bir pilot bölgede bunu deneyelim. Geliyor. Evet yani onun olması çok, lazım. Çok yakın bir işte Uber'in şeyi duydum. Avrupalı araba üreticileriyle görüşüp 20 yıllık üretiminizi ben alayım hepsini Uber arabası yapayım falan dediğini biliyorum. Çok büyük araba... Yani bildiğimiz o BMW, Mercedes gibi arabaların bile kiralamalı sistemli, otonomlu yapıda ilk denemeleri başladı. Yani eskisi gibi mesela gidip BMW satın almıyorsun da BMW kulübe üye olup oradan ortak kullanımlı araç kiralaması yapabildiğin sistemler. Beni şaşırtmıştı da BMW'nin ilk defa böyle bir şey yapıyor olması. Cesaret etmişler yani artık o yol. O da, yani araba bir, satacağızla uğraşmıyor. Abi bir infografik vardı işte daha doğrusu bir GIF animasyon yapmışlar. Bağdat Caddesi'nde sürekli gözümün önüne göre bir trafikte duruyoruz. Ben bir adamım, etrafımda bir arabalık, bir alan var. Bir de ona çarpmasın diye bırakılan boşluklarla beraber ben aslında bu kadar bir alan kaplıyorum. Kaldır arabaları, bizi yan yana koy, yemin ediyorum protesto yapacak kadar adam yok orada. Yani evet. Ama ağzına kadar caddeler, yollar dolu, müthiş bir yer israfı var, yakıt israfı, fosil yakıt ya bir daha... Yani her yaktığımız gramına bilmem kaç milyon sene vakit harcanmış bir şey yakıyoruz yani. Elektrikli araba bak bu memleketin ilginç bir tuhaflığı da var. En son Rotterdam'da, Hollanda'da bütün taksiler Tesla'ydı. Hani böyle Avrupa'ya yeni giden eski bir Almancı dediğimiz tırnak içinde gelince böyle hikayeler anlatıyorlarmış ya. Şöyle oralar böyle oralar bir ütopik diğer anlatıyor gibi. Buraya gelip benim oğlana söyledim işte Metehan'a. Dedim ki oğlum orada bütün taksiler Tesla. Çocuğun gözler belerdi. Halbuki Tesla dediğim bir araba, bir parası var veriyorsun. Devlet sübvanse ediyor. Diyor ki sen elektrikli arabayı al kullan sana al yarı fiyatına. Sana vergi de yok bilmem ne de yok. Yolda ses çıkmıyor ya. Taksi giderken ses çıkmıyor, duman çıkmıyor. Daha ne olsun? Hadi gözünüzü seveyim sevgili yetkililer. Yani şu işe bir el atın. Çünkü bizi esas şu anda öldüren şey, yani ne kötü alışkanlıklar ne kötü hayat tarzı. Şu anda şehirde insanı öldüren şey çevre kirliliği. En büyük sebebi de bu fosil yakıt hikayesi. Bunu bir halletmemiz lazım. Alp Sirman'a buradan, Doktor Alp Sirman'a da sevgiler gönderiyorum. Kendisi bu konuda çalışmalar yapıyor, internette coşuyor. Bu kadar da hani siyasi kavgalara girmesin, onu daha çok dinleyen olacak ama işte... Bir detayını bilmiyorum hikayenin. Evet, artık o bilir. Selam ediyorum.